Ay efendim, biliyorsunuz bende dekor hastalığı var. Bir yandan bir yana böyle şey yapıyorum. Dekor değiştiriyorum. Bakalım efendim. Dekorlar, fazla eşyalar da var. Onları da yan komşumda yukarıda oturan bir Nuriye teyze var. Ona vereceğim. Veya o almazsa herkes veriyor zaten ona. Şey yapacağım efendim. Yani ustalar geldi. Tek diş de burada. Çalışıyorlar efendim. Görüyorsunuz. Dekor yapıyoruz. Dekor. Evet. Bakalım ne olacak efendim böyle. Yani. Dekor nasıl? Aa, Nikol Uras. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Evet, buranın da boyası geldi efendim. Daha önceden simli yaptırılmış. Ben cezaevindeyken efendim Burak İre'ye verilmiş. Ondan sonra o şey tarafından, Eski Leçon tarafından efendim. Bakalım, biraz dekor değiştiriyorum. Yani yeni eşya falan değil. Çok sıkılıyorum hayatım, çok sıkılıyorum. Geceleri yatamıyorum. Mesaimden dolayı. Arabam öyle derseniz pert olmuş durumda. Parkta. Parktan çıkar sanki ne olacak ki? O kadar hasar almış, pert olmuş arabam. Bakalım efendim. Ay. Bir yandan da ben de yardımcı oluyorum ama şimdi şu masa var efendim. Şu meşhur kovam bulunmazlardan bulunmazı. Sibel Baysal'ın efendim. Evet. Bakalım efendim buradaki masayı nereye koyacağız? Çok merak ediyorum. Ne oldu şimdi? Şimdi kıyafetler mi kaldı? Mehmet abi, kıyafetler mi kaldı? Ne? Kıyafetleri şey yapman mı kaldı? Bırak kıyafetleri, ama burası usta da gelmiş zaten. Hoş geldin ustam. Seni göstermiyorum zaten. Yüzünü göstermiyorum. Göstereyim mi? Ya gösterme, önce kimden çekinmeyelim sen. Ha, hoş geldin ustam o Hoş zaman. bulduk. Heh. Şimdi şu yatağı, tekli yatağı ne yapalım? Evet, onu bence şöyle yapalım. Orada kalırsa petek şey olur değil mi Evet, usta? ısı yetiyorlar. Orada Hayır, dursun. Orada burada dursun. kalırsa İyi, daha iyi. daha iyi. Bu tarafa çekersek ne olur? Isı yağıyor. Petekleri kapatır. Doğru söylüyorsun ustam. Tamam. Öyle yapalım. Başka ne yapacaktık? Şunları şöyle çekelim. Şunları. Onları bir al Mehmet abi oradan. Şimdi siz Siz de masa konusunda karar verdiniz mi? masa konusunda size bıraktım ben. Sonra ben şey yapacağım. Beğenmezsem bakalım ne olacak. Evet, Ejren, hoş geldin Birgül hanımefendi, hoş geldiniz. O ters mi oldu, bana mı öyle geliyor? Yok, yok ters oldu. Ters oldu. Yani, Sibel Baysal, dört gözlü, sekiz gözlü Sibel Baysal. Şimdi oldu, düzgün oldu, evet. Şu sandalyeleri şuraya koyduğumuz zaman daha güzel olur. İki tane sandalye var zaten. İkisini yan yana koyduk mu? Tamam. Şimdi ustacığım, burayı böyle aldık, tamam. Petekler açıldı. Evet. Doğru mu? Doğru. Hı.
Ondan sonra masayı nereye koyacağız? Bu nereden çıktı şimdi benim İçeriden. Similyam gibi? İçeriden. İçeriden çıktı. E tamam da ne işi var burada? Alalım o zaman masayı buraya alalım. Öyle mi diyorsun? Yani. Masanın yeri en güzel yer bence orası. Üniten kapalmıyor, etmiyor. Sen şu sandalyeyi bir ustaya bırak. Ver abi sana. Bırak Mehmet abi sen şeysin. Dekorasyoncusun. Bırak Mehmet abi. Hı. Şunu yine içeri koyalım mı? İçeri koyalım mı şunu? Şeyi mi? Şu. Vallahi çok iyi olur. Neden diyeceksin? İçeri sığmaz ki. Ömer abi sağ sağ yap. Burada zaten bir işimiz yok. Burayla işimiz yok efendim. Şöyle bir de kendimi göstereyim sevgili hayranlarıma buradan. Şöyle görsünler beni. Sanki hiç görmediniz. Hı. Yok gördüler de şey yapıyorlar. Ustanın eline sağlık diyorlar. Ondan sonra Mehmet abi için tekliş için dekorasyoncu diyorlar. Süper. Aa, öyle diyorlar. Mehmet abi bu işi biliyor. Tamam sen şey yap da ustan. Mehmet abi ben alayım. Laminat parkilere zarar gelmesin. Ondan dolayı dedim. Geç başıma. Başıma geç. Bak şimdi. Şunlar yine bunun üzerine koy. Bunu da koyalım mı? Sibel Hanım. Ne var? Evet, makyaj malzemelerim usta. Hı. Gel Mehmet abi, tut bakayım. Hafif kaldırma herhalde, sizin yesin. Tabii canım yani laminat parke insanlar yaptırmak için yani hele ki aa ben 1998'de yaptırdım. Şimdi ne kadardır? Bu da sen filer gibi kullanıyorsun herhalde. Evet, şimdi biraz böyle itekleyeceğiz. Orada köpeklerin mamaları var. Ha. Tamam. Evet, şimdi şunu da o sandalyeyi mi? Onu da içeri alalım ha şuraya. Şuraya koyalım. Kullanmıyoruz. Olur mu? Tamam. Sandalye zaten atılacak zaten. Evet efendim. Buram boşaldı. Şu sandalyeyi de şuraya koyayım. Bak. Sen bence masa en güzel yeri orası. Kim ne derse desin. Ben bittikten sonra çekim şu an çekim devam ediyor. Bakalım. Hayranlarım daha önceki şeyleri de gördüler. Özellikle şu masa beni şey yaptı. Şu an devam ediyorum ama. Ne yapalım? Şimdi 2 saat yayını yapacak değilim yani. O oradan alıyor bir şey oraya koyuyor. Bakalım efendim ne olacak? Nasıl olacak? Masa olayı demiştik usta. Vallahi benim de en güzel yerim orası. Kim ne derse desin. Ben boşuna mı o kadar? Ama tamam da çift yatağın birini odaya aldattırdım. Masa için? Masa burada olur mu ya? Alayım buraya. Neyi? Masayı. Şurada. Şunu al. Şuraya alayım masayı. Bu arada efendim inşaat şeyinizi söyleyin. Buradan da reklam olsun. Tesisat, dekorasyon, her türlü anahtar teslim iş alınır verilir. Ha. Evet. Şimdi siz Sibel Hanım oraya koyalım mı koymayalım mı?
Masayı şimdi şeye koyacağız. Buraya. Efendim görüyorsunuz. Mehmet abi sen şöyle bence olmadı. Niye olmadı biliyor musunuz? Buradaki fetik zaten açıldı. Bu koltuk zaten gidecek. Doğru mu? Doğrudur. Ha. O zaman şöyle yapalım. Bunu böyle mi çevirelim? Böyle çevirelim. Zaten çünkü mi? Buradaki petek açıldı. Buradan ısı verecek. Ondan dolayı masayı da bu tarafa koyalım. Masayı da bu tarafa koyalım. Çok kaba durdu. Şöyle biraz çekelim. Bence. Evet. Tamam. Çünkü bu koltuk çıkacağı için çıkmasaydı okey derdim. Yani. Evet kız, daha sizin de yorumunuzu bekliyorum. Dekorasyon olaraktan. Petek usta. Petek bu tarafta kaldığı için şu her şey buraya mı koyacaksın şeyi? Masayı dediniz ya. Şunu kaldıracağım şu ayaktan. Bunu şuraya koyacağım. Ha öyle mi? O zaman tekli sen kaldır. Bak burada şey var. Önemli şeyler var efendim orada. Düşermişlerdi. Aman tazminat davam da orada. Kaç milyarlık, milyonluk. Ay tekniş dikkat et lan şeyi. Ha oraya. Şu karşıya efendim. Bence sar. Tamam deneyelim de yani. Deneyelim. Denemekte fayda var. Evet abi bitti. Bence bu sığmaz. Sar. Çünkü Mehmet abi şöyle yaparsak sar. Geçir, geçir Mehmet abi. Çık Mehmet abi. Evet. Hayır sen oradan çeksene Mehmet abi. Ayağı kırılacak mı sana? Ha? Biraz elini uzak yerden tut Mehmet abi. Mehmet abi. Elini... Şuradan, şuradan Mehmet abi. Tektir. Ha? Ha? Biraz da tektir kurtulsun. Ha? Şimdi oldu efendim. Ha? Yani. Evet. Bunlar da efendim. Köpeklerimin, çocuklarımın. Günür'ün aldığı şeyler, yataklar. Tekli şimdi usta Mehmet abiyle beraber. Onu da yok öyle değil. Yani masayı böyle koysan ikisi de seviyordu yani. Öyle de değil yani. Hayır ama şöyle yapabilirsen. Tek diş yapsana. Sığmaz. Hadi bakalım. Sığmaz. Sığmıyor mu? Yok. Aa, sığmasın o zaman şöyle koyalım. Şöyle. Kablolara dikkat et. Yoksa götüne gene şey yaparım. Aşı. Aşı. Halıyı çevirelim mi oraya? Halıyı boş ver. Halı zaten yıkanacak. Yine şimdi çevirelim de.
Tamam, ser. Öyle ser bana. Ha. Şunu biraz geri al sandalyeyi. Şuraya doğru. Şimdi tekrar şunu getir. Usta bunun ayağı kırık. Ayağı kırık. Ancak onu tek. Ha. Onun için ne tazminat var biliyor musun? Eyvah eyvah. Ay 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 ay. Benim adım soyadım Baysal. Sibel Baysal. Soyadını değiştirenler düşünsün. Bunlar da efendim mamalar görüyorsunuz. Evet. Şu an efendim şey kaldı. Ne kaldı? Hemen bakacağım buradan. Günür arıyor. Evet. Şimdi koltuk olayı var. Koltuk olayı usta. Canlı yayındayım Gündür. Alalım. Haberin olsun. Alalım. Ben yapıyorum Sibel. İyi geceler. Ay çok da umurumdaydın Gündür. Usta nereden onu nereye koyacağız? Mehmet Bey'in odasına koyalım. Tamam, odaya alalım onu. Yine kapıyı aç Mehmet abi, şey usta. Olsun gel şöyle kalsın da belimi dayarım ben. Mehmet abi. Ben uyuyorum diyor. O kadar canlı yayında olduğumu biliyor. Küstahlıkça yaklaşıyor. Ben de ona hanımefendi olaraktan gene yaklaşıyorum. Tek dişi görüyor ya. Değil mi usta? Tek dişi görüyorsun değil mi usta? O zaman sen usta sen öne geç Mehmet abi arkaya gitsin. Yani similya similiyeye temas etmeli diye düşünüyorum. Ha, dur tek diş. Dinle ustayı, tek diş ona göre. Yoksa her şeyimi mahvettin tek diş. Kapı şeylerine varana kadar. Mehmet abi, bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gelir misin Mehmet abi? Bırak yere abi sen. Yere bırakır mısın? Yere bırak, yere. Yere bırak abi. Merhabalar. Usta bence buradaki koltuk ben de yardım edeyim. Kapıya doğru. Ha. Mehmet abi kapıya doğru yürüyeceksin. Şuradaki koltuk herhalde engel usta. Mehmet abi kapıya doğru dönmeye çalış. Evet, arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bak
Hayır biliyor hanımefendi, malum şahsın birisi burada dekorasyon değiştirdiğimi, fazlalıkları attığımı. Hala oradan arıyor beni. İzliyorsun, yayın sana da düşüyor zaten. Ne gereği var şimdi o lafı yemenin? Ben de yardım ediyorum. Merve hoş geldin canım. Girdi mi? Mehmet abi bildiriyor koyunuz. Dur şu yayına şey yapayım da burayı göstereyim. Buraya ne koyacaktık? Karşıya. Tekne mi oynadık? Şuna mı? Evet. Şunu mu? Ya da şunu. Ha. Olur. Ona göre göstereceğim. Şu an yayındayım. Şunu koyalım. Dekoru. Tamam. Koy mu? Bende. Efendim, kış ayı geldi. Bundan dolayı Deniz hoş geldin. Biraz daha bu tarafa doğru yanaştırırsanız usta. Evet, şimdi karşıdaki şeyler. Onları da şey yapalım. Ondan sonra ev çekimi yapacağım. Zaten canlı yayındayım şu anda. Ne yapalım bunları? Mehmet abi bunları kaldıracak mıyız? Onları ne yapacağız biliyor musun? Nereye? O kendisi bilir. Benim kıyafetlerimi, ondan sonra her şeyimi kendisi ayarlar eder. Bir o kaldı. Ondan sonra şey yapacağız. Evet. Evet ustacığım, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız, iyi Şükür misiniz? uğraşıyoruz işte, iş güç. Mehmet abi onları köşelere koysam olmaz mı? Şimdi onları bırak, onları bırak. Onları bırak, yatak odaya. Oraya nasıl düzmüş Odaya at, odaya at. Ben yarın hallederim. Onları odaya at. Hiç uğraşma. Zahmet etme onlarla. Alt üstü kırlent. Ne kadar kırlent varsa hepsini oraya koy. Ben yarın ayarlayacağım. Evet. Ay sigaram da yanıyor zannettim. Ben de yardım etti. Yardım derken dekor olarak. Fazla da değil yani. Şuraya. Şu anda bile diyorum yani. Evet. Ustacığım. Kaç yıllık çalışıyoruz? Evet hocam. Ha? Altı senedir Sen burada. kendine mi?
6 senedir. Buradan o zaman şey yap. Lubunyaları nereden tanıyorsun? Çünkü beni izleyenlerin çoğu Lubunya arkadaşlarım benim. Çok değerli insanlar. Anladın mı? Yani Ankara'dan değil. Ankara'dan da izleyenler var ama mesela Ankara dışından da izleyenler var. Sevenim var demek yani. Hayranlarım, evet, takipçilerim. Nedense Ankara'dan fazla olmuyor. Çekemiyorlar. Geçen doğum günüm vardı mesela. Koskoca Allah Büyük önce. Ondan sonra da Seyhan Soylu, Sisi. Kraliçemiz katıldı. Nisa Hanım var. Beril Hanım var. Ve diğer takipçilerim katıldı. Bundan dolayı Ankara'daki Lubunyalar hakkında ne düşünüyorsun? Ya her insan istediğini yapabilir. Özgürdür. Yani onlar da bir insandır. Her şeyini yapabilir. Ben seviyorum öyle insanları. Dostluklarını, arkadaşlıklarını. Şu yastığı, klienti alırsan bana ver. Sesim biraz az geliyor, ben duyamıyorum. Seviyorum öyle insanları, arkadaşlıklarını, dostluklarını. Hele hele bir can oldukları zaman yani ömrünü bile veriyorlar yani insanlara. Öyle yani, gerçekten. Daha önceden kime gidiyordunuz? Bakayım tekliş. Şunu biraz daha böyle itekle. En son şey yapacağım. O masa orada, bilmiyorum, yarın değiştirebilirim. Daha önce ben Samsun'un bir Nur diye bir arkadaşım vardı. Nur şey mi? Samsun, evet, biliyorum. Hayır, biraz daha itekli. Adres vermeyelim. Seyran Bağlar'ın okuyordu. Adres vermeyelim. Ha, pardon. Tam itekli. Şimdi tek dişin aklına geldi. Ora. Bırak bırak, tamam. Tamam. Oynatma yerinden çocuğum. Aaa. Güzel oldu böyle bak. Yine fetek vuracak. Hah. Ondan sonra evet, dinliyorum efendim. Daha ne anlatayım? Sıra yani. Yok, mesela şeyde kalmıştınız. Ben adres vermeyeyim ha dedim. Onun dostluğu benim için başkaydı. Onun dostluğu gerçekten bir insandı yani. Dansız evet. Zaman arardı, sohbet ederdik veya çağırırdı. Rakı içerdik. Bir şeyler yapardık yani. Şey mi diyorsunuz? Nur, Samsun'da. Anladım, anladım. Birkaç yerde bu sesi olan güzel bir hanımefendi var. Kendi çapında. Do, re, mi, fa, sol, la, si bilmez ama sakso, fon, mi, kont, onu herhalde onu diyorsunuz. Değil mi? Evet. Efendim. İyi bir bayan yani. Ben benim gibi de iyi bir insan yani. O zaman lali lali içerisinde çok çok çekememizlik var mı? Yok. Bende yok. Onda da yok. Anlayamadım sözünüzü ama. Travesti, travestinin içerisinde çok çok çekememizlik var mı? Çekememizlik var mı? Var tabii. Kendi aralarında olmuyor mu? Onu yani izah eder misiniz? Olmaz mı? Kendi aralarında oluyor. Mesela demin İsterseniz kulak misafir oldum. Sizin aranızda da var. Arkadaşlarınızın arasında, şunun bunda. Senin sevdiğin arkadaşını sen korudun, o seni korudu mesela. Ama çekemeyen bir insanlar da var. Ha, Bedo için konuşuyorsun. Evet. Duydum yani. Ama bu video Bedo için değil. Sadece genelleme olaraktan açıldı efendim. Evet. Siz de yılların gazino çalıştırmış veya
gazinoya gitmiş olan tırnak içerisinde lalilerin, lubunyaların, travestilerin evine gitmiş olan bir ustasınız. Evet, gittik yani. Değil mi? Evet. Ha. Şimdi o Nur dediğiniz hanımefendi Samsunlu. Onun hakkında ben burada yorum yapmayacağım. Çünkü neden? Siz iyi diyorsunuz ama çoğunlukla ama benim dediğim yıllar arasında yıllar farkı var. Yani 20 sene rahat var. Kulüp Feyman zamanında değil mi? Evet. Kulüp Feyman biliyorsunuz değil oraya mi? Zeki Müren o kadar ünlü sanatçılar geldi. İlhan Feyman. Ceyyar vardı. Bence orada en güzel ses kimdi? Hüner'di. Hüner. Sahra'ydı. Sarışın Hüner miydi? Hüner sarışın mıydı? Tabii. Evet. Ha. Yani. Bunlardan bahsedin efendim. Benim amcam dediğim insan Hüner nereye gitse peşinden oraya giderdi. Hüner'in mi? Evet. Ha bak. Peşinden ne? Konu konuyu açıyor nereye efendim. Nereye sahneye çıksa peşinden oraya giderdi. Yanında da ben de takılırdım genelde. O nereye? Biz oraya. Sarışın şöyle küt saçlı bir kadındı. Şöyle şu saçları ta şurada. Hatırlar mı? Aynen, aynen, aynen. Ben şu an hala kendisiyle görüşüyorum. Çok güzel bir ses. Ona söylerseniz, Mustafa derseniz o bilir. Mustafa Öztürk, madenci. Derseniz o bilir. Hemen yani isim soyad vermek istiyorsanız o, verin ama gerek ki yok diye düşünüyorum. Kendi işiniz olaraktan işinizin ablemini verebilirsiniz burada. Mehmet abi. Kız etiketi gelsin bana. Şengül abla ağlıyormuş. Tamam etiketi gelsin yayınım. Hayatım ben onun yayınına gittiğim zaman... Ben videoyu kanalıma atamıyorum yani. Etiketleyin arkadaşlar gelsin buraya. O gün moral verdim. Yayınına gittim. Biraz da ben ekmek yiyeyim. Çok mu kazanıyorum ben YouTube'den? Ya YouTube'den kazancım aylık yemin ederim size 400-500 TL ya. O kadar götümü yırtıyorum. Yırttığım halde. Benim fazla kazancım gözüm yok yani YouTube'den. Bir koli geliyor. O kadar. Veya üç koli yapıyorum. Üzülene dayanamam. Gelsin efendim. Ben katıldığım yayınları YouTube kanalıma atmıyorum. Ayda. Birisi yazmış ki ne? 400 TL az mı? Ayda. Ayda 400 TL. Hemen engelledim onu. Lafı götünden anlama. Ayda 400 TL. O kadar emek veriyorum. Hoşuma gidiyor. Emek veriyorum. Orayı çekiyorum. Burayı çekiyorum. Yemek tarifi veriyorum. Şarkı söylüyorum. Yayın yapıyorum. Nedir bu? Çok sevdiğim bir insandı. İnanınız, inanınız engellemek zorunda kaldım. 400 TL diyorum. 400 TL ne? Bir 70'lik.
Vallahi billahi öyle. Tabii canım, bir de kanalımı kapattırmaya çalışanlar var. Söylemek istemiyorum. Instagram'dan kazanıyordum, rozet olayından. Onu da yok ettiler. Orayı deseler tamam, amenna. Ben YouTube'dan ne kazanacağım? Attığım video benim 30 bin, 40 bin, 50 bin, milyon mu izleniyor? Yok. Ben onu anlamıyorum hayatım. Kız 400 TL, 400 TL. Kim ondan sonra yazarsa, aa, salak mıyım ben? 400 TL diyorum, 300 TL. Neyse, evet efendim, işime gelen yorumları okuyacağım, işime gelmeyen yorumları engelliyorum zaten. Hah, şu an geldi işte. O da beni kolleyecek. Ki telefona bakacağım. Bakmıyorum. Saygısızlık yapmayın. Saygı çerçevesi içerisinde yayınımı İzleyenler var. %99'u Sibel Baysal'a saygılı. Sibel Baysal da %200'üne saygılı olup aralarından nihai sonuçta engelleme bloke yapıyor. Tamam. Hadi bakalım. Rozet mi alıyorum ben burada? Rozet aldım. Instagram hesabım bile gitti. Heh. Evet efendim, başka ne Lübunyalar, travestiler için ne mesela, nelerle karşılaştınız? Yani biri dövülmüş mü veya biri, onları anlatır mısınız? Gördüm. Görmediğim şey yok. Evet. Ama insan üzülüyor. Yani onlar da yani öyle yetişmiş, öyle olmuş. Kimsenin şeyine değil. Onlar da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Burada onların da hakkı var. Yani kimseye bir şey diyemeyiz aslında. Ben iyi karşılamıyorum bunları. Yani dövme olayını, şunun da bunun. Kime ne ya? İnsan özgürdür. Her şeyini yaşar. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgili Kemal Bey, şimdi kalkıp da sürekli travestiler, transseksüeller lokantalara o kadar çok fazlaca bahşiş bırakmalarına rağmen alınmıyorlar. Saçma. Bu konuda bu konuda 20 Kasım'da yaklaşıyor efendim. 20 Kasım nefret şeyi yazacağım bunun başlığına. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence saçmalık. Mesela taksi kalkmış bir tane travesti arkadaşımız almış köpeğini. Taksiye binecek, köpeği acil rahatsızlanmış, taksi almıyor. Veya bunları söyleyeyim ki parantez tırnak içerisinde siz ona göre toplu şekilde, hani toplu derken şey olarak cevap veriniz. Veya bir yine bir travesti arkadaşımız kalkmış bir lokantaya gitmiş.
Oradan lokanta kabul etmemiş. Yani bu konuda düşünceleriniz nedir efendim? Terbiyesizlik etmiş. Şimdi şöyle sizi de çekeceğim ama nasıl olacak? Şöyle yanıma gelmeniz gerekiyor. Yanıma gelmeniz gerekiyor. Yok onları ben... Dur bir dakika ayağımız değmesin diye. Yok şey ben buraya alırım. Vereyim ben. Buraya alayım ben. Alttan ver, alttan ver. Çünkü YouTube'a öyle şey... Reklam, hayat. Hayat suyu içiyoruz efendim. Yani o yüzden markaya şey vermiyor. Neymiş? Onu da alttan ver. Şunu. Alttan ver canım. Evet. O öksürüğün senin muhatap olamayacağım şu an seninle. Birazdan olacağım seninle. Evet. Bakalım efendim. Biraz daha gel yanıma. Şöyle. Evet. Vallahi ben... Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bakalım. Travestiler 20 Kasım yaklaşıyor efendim. 20 Kasım'a ne kaldı? Kaç kaldı? Herhalde bugün kaçı? 18'i 2 gün kaldı. Ha. Cumartesi günü yani. Evet. Cumartesi günü. Eryaman'da bulundunuz mu? Gördüm de bulunmadım yani. Yani gitme yani oturmadım. Oradaki olayları duymadım. Travestiler hakkında. Ya her binada olabilir ya. Kime ne ya? Öyle bir insan yani ayrımı mı var ya? Öyle bir şey var mı ya? O da insan. O da insan ya. Travesti olur, affedersin. Ne olursa olsun. İnsan nitekim ya. Doğru değil mi? Bence insan. Benim gözümde insan ya. Dostlukları başka, insanlıkları başka. Sevdiği insanı severler. Saydığı insanı severler. Yani gerçekten öyle yani. Şimdi beyefendi şeyde oturuyor efendi. Lubunyaların içinde oturuyor. Ondan dolayı onun da beynindeki fikrini almak istedi. Yani komşulukları çünkü yolda gördükleri zaman selam verirler. Mesela bir insana yardımcı olurlar. Görüyorum yani ben görüyorum. Yani ayıp bir şey bunlar ya. Roy hoş geldin. Evet. Yani ne diyebilirim artık ya? Teknik okurum ben. Benim sevdiğim arkadaşlarım var burada. Anladım, anladım. Ha, teknik okurum. Çünkü yani onlar insan, benim gözümde insan ya. Yaratılışları belki öyle olabilir. Yurt dışına bakıyorsun, Hollanda'da insanlar birbirleriyle evleniyorlar. Doğal haklar ya, kime ne yani? Doğru mudur? Bu sadece Hollanda'da mı geçerli? Yani yok Hollanda'da değil. Türkiye'de de olabilir. Başka ülkelerde de olabilir. Bence burada da olması gerek. Diyorum ya Türkiye'de de olabilir diyorum. Bunun şeyi yok yani. İlle de yani cinsel ilişki diye bir şey düşünmeyeceksin. Sevgi olayını düşünmeyeceksin. Doğru mudur? Yani benim anladığım şey o. Ben sana diyorum ki ne? Burada sen oturuyor. Şunu bir engelleyeyim ben. Al senin şeyini. Yüz ve bence okudun değil mi? Okudum. Ha. Okudum. Travestilere 20 Kasım yaklaşıyor. Evet. Cumartesi günü. Ha. Sen şöyle geç. Şöyle konuş. Şimdi travestiler. Onu yazanı da ben çok iyi biliyorum. Benim yüzüme
Benim yüzüm her zaman yüzdür. Yaralı palyaçoyum. Ama 20 Kasım'a hazırlık yapıyoruz. Şimdi travestiler bu ülkede her tür vatandaşın yaşadığı gibi yaşamak zorundadır. Çünkü travestiler yaratılıştan öyle bir geliş var. Yaratılıştan öyle bir geliş var yani. Yani düşünmeniz lazım. Bu insan öyle yaratılmış, öyle devam etmek istiyor. Başka ne diyebilirim ki? Yani Türk Cumhuriyeti'nde her insan özgürdür. Kim ne yaparsa yapsın. Doğru mudur? Şimdi doğrudur da 20 Kasım'da olan burada Hande Kader üzerinden prim sağlandı. Eylül Johnson tarafından prim sağlandı. Bu da travestiler içerisinden kaynaklandı. Eğer travestiler dernekleri gerçekten dernek olmuş olsaydı emniyet teşkilatımıza yardımcı olup ve failleri yakalattırırlardı. Evet, evet. Fakat bu iki saydığım isim haricinde neçe travestiler mevcut. Kimi işte vesaire Ebedi Kokuri'ye, kimi işte şeye burada YouTube'ya atacağım için fazla usta şey yapamıyorum. Usta tek dişe benziyor diyor. Şanlı. Bırak şunu, boş ver. Onu da engelleyeyim. Evet, onu da engelledim. Ondan dolayı nerede kalmıştım? İki tane bayandan travestiden bahsediyordum. Emniyetten bahsediyordum. Neçe Lubunya arkadaşlarımız burada kendi lalüler arasında önce kendi yaptığınız kendi hem cins arkadaşınızı Ebedi Kokuri'ye naşlatıp ondan sonra burada konuşun. Yayınım açık. Konu hakkında gelmek isteyen varsa, mıncosu yiyorsa buyursun gelsin. Var mı senin söylemek istediğin? Teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Hayır, ani kovma olmaz. Yayıncıyım ben burada. Ya benim söyleyeceğim bir şey yok. Ha. Sen doğrusunu söylüyorsun. En güzelini söylüyorsun. Faili meçhul olanlar kimin arasında? Lubunyalar, travestiler evet. Arasında. Evet, evet, evet. Kalkıp da sen laçosun. Kalkıp benim misafirimsin. Gelmişsin buraya. Beni niye bir de kokreye naşlatmıyorsun? Ya doğru söylüyorsun. He? Doğru. Doğru. Ne diyeyim? O yüzden içinizde arayın. Ne mutlu sana ya. Çok güzel konuştun. Gerçekten. Gerçekten güzel konuştun. Rica ederim. Bana müsaaden var mı? Buyurun. Mehmet abi. Bırak onu. Uyuyacaksın yazık adına ya. Oyna abi. Yok Mehtap'mış, yok Nisa'ymış, yok Şengül'müş, yok bilmem neymiş. Bunları
Dalgayı al. Bunlar seninle dalga geçiyor. Sibel. Dediklerinizle Nisa. Onu da koyuyorum. Delikanlı insanlar. Ne kadar güzel insanlar. Hoşnut oluyorum onlarla. Hoşnut. Yirmi Kasım. Gelen usta diye tanıttığım arkadaşım Lubunya Çovari. Ama 20 Kasım'da yapılacak olan törende ne oluyor? Yurt dışından asılsız dernekler Lubunya'ları koruyoruz. Travestileri seviyoruz. Yoksul olan travestilere kalkın bir kutu gıda yardımı hazırlayın. O bile yetmez. Onu ancak belediye başkanları, Türkiye Büyük Millet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi yapar. O yüzden sizler 20 Kasım'da pankart açtığınız zaman anında gözaltına alınacaksınız. Aşikarca belli. Çünkü neden? FETÖ'yle işbirliği yapıp yurt dışından bizlerin sırtından trans, transseksüel, gay, biseksüel, lezbiyen olaraktan milyon dolarca fonları getirtiren sizsiniz. Bizlere bir şey yok. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece ülke, barış, cinsiyet ayrımsızlığı, neşe ve katliam olmasın. Bunu istiyoruz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Beril Fan Kulübü. Böyle bir şey yaptıysam çoktan ispatı ortaya çıkardı. Tamam. Brongi, şu Beril ablan var ya Almanya'da, Dostland'daki. Onun adına yazılan ve o yorumu alıp bana gönder. Ben de hemen Beril'i naşlatacağım. Efendim öpüyorum. Kardeşlik içerisinde olalım.